Herkese selamlar. Geleceğin Kaçak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sıfırdan zirveye kripto para eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere nasıl merkeziyetsiz Web 3 cüzdanı açarak 10x, 100x kripto paraları nasıl keşfedilir onları sizlere söyleyeceğim. Daha borsalarda listelenmemiş ama yüzlerce x yapma potansiyeli olan ve biliyorsunuz önümüz boğa, çok daha devasa potansiyelleri elde etme şansımız bu sayede var Web 3 cüzdanlarıyla birlikte ve aynı zamanda ise uzun vadede eğer ki ben Ethereum'un Bitcoin'e gelişeceğini ve dolar maliyet ortalaması yaparak her ay düzenli olarak bir birikim yapmak istiyorsam paramı ise merkezi borsalardan daha ziyade Web 3 merkeziyetsiz cüzdanlarda tutmanın önemini de ayrıca sizlere söylüyorum. Bunun mantığını sizlere anlatacağım. Gelin buradan ilk önce MetaMask yazıyoruz. MetaMask cüzdanını kullanacağız. Sizlere bu videomuzda MetaMask cüzdanı nasıl kullanılır onu öğreteceğim. Gayet kripto para sektöründe kullanılabilecek en güvenilir Web3 cüzdanlarından birisidir. Bir diğeri de Trust Wallet ve diğer Solana'nın altyapısında olan cüzdanlar da var. Backpack, Phantom gibi cüzdanlar var. Onları da kullanıyoruz. Fakat bu videomuzda sizlere temelden başladığımız için MetaMask cüzdanını kullanmayı öğreteceğim. Bu yolla birlikte NFT alabilirsiniz. Herhangi bir merkeziyetsiz, bağımsız kripto para alabilirsiniz. Araya üçüncü bir şahıs girmeden merkeziyetsiz decentralized exchange, yani merkeziyetsiz borsalardan kripto para ticaretini yapabilirsiniz. Bunu ben söylüyorum. Buradan Chrome'a ekliyorsunuz ve şurada sağ üst kısımda MetaMask şeklinde, tilki şeklinde çıkıyor. Ben cüzdanımı kurdum. Sizlere hızlı hızlı bir tane cüzdan kurulumu örneği göstereceğim. Bir Ethereum hesabı ekle diyor. Hesabı ne diyeyim? Kaşif sepet diyorum. Tamam, buraya bir hesap ekleyelim. Ha, baştan MetaMask hesabı nasıl kurulur? Onun da mesela mantığı şu. Kurarken mesela Next diyorsunuz. Adınızı giriyorsunuz. Belli bir şifre belirliyorsunuz. Ve size 24 tane kelime belirleyecek. Mesela bakın şuradan. Sıfırdan MetaMask hesabı açma şeklini gösterecektir. Burada MetaMask hesabı nasıl kurulur? Belli başlı sitelerde giriyoruz. Göstereyim size. Ben kurduğum için tekrardan burada kurma şansı göstermiyor. Giriyorsunuz arkadaşlar. Burada başlarken diyorsunuz. Zaten 24 tane kelimeniz varsa ve hesabınız varsa, diyelim ki yeni bir bilgisayara geçtiniz, yeni bir tarayıcıya geçtiniz. Hayır, zaten gizli kurtarma ifadem var diyeceksiniz. Ya da sıfırdan başladığımız için cüzdanı oluştur diyoruz. Cüzdanı oluşturduktan sonra burada güzel, kimsenin ulaşamayacağı, sizin bileceğiniz, torununuza bile söylemeyin. Bakın geçen bir tane teyze söylüyor. Ya işte yavrum, benim 1 milyon liralık işte kenara arttırdığım paralarımı çaldılar, torunlarım bilmem ne. İşte o teyzenin gelmesi gereken nokta burası. Şifreni verileceksin güzel teyzeciğim. Bitcoin ile Ethereum'u 24 tane kelimeyi çok güzel sakladığın bir yerde güvende tutman gerekiyor. Al sana, buyur. Burada oluştur diyoruz. Oluştur dedikten sonra ise gizli kurtarma ifadelerinizi bir yere yazın arkadaşlar. Burada gizli kurtarma ifadelerinizi kesinlikle, yani sizden başka kimse bilmesin veya sonsuz bir şekilde güven duyduğunuz anneniz olur, babanız olur, eşiniz olur, kardeşiniz olur, onlara söyleyebilirsiniz. Burada tabii ki de sırası çok önemli. Sırasıyla kelimelerinizi burada emin olmak için onaylayıcılardan işaretliyorsunuz, onaylıyorsunuz ve burada hesabınız oluşturuluyor. Hesabımız oluşturulduysa sizlere bunun devamını anlatayım arkadaşlar. Şimdi burada sizin bir adresiniz olacak. BNB adresi olarak gösteriliyor burada. Veya burada mainnetlere baktığınız zaman Ethereum, Linea, Polygon, AVAX, Arbitrum, Base, Optimism, ZK, Sync, D, Era, Mainnet gibi çeşitli çeşitli şeyler var. Ve buradan ekstra kendi ağlarınızı ekleyebilirsiniz. Tabi MetaMask'ın desteklediği. Ben şu anda bugün videomuz özel BNB ağını kullanacağım. Ve buraya nasıl para atılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak bizim adresimiz burada yazılı. Bunu kopyalıyorsunuz. BNB adresi. Dikkat edin. Burası BNB BIP 20 ağı olacaktır. Buraya mesela gönder veya al diyorum. Al dedikten sonra burada bir adresimiz oluyor. Bu adrese BNB göndereceğiz. Gönderelim. Burada geliyoruz. Bakiler kısmından Türk lirasına
Yatırma diyeceğiz. Yatırma kısmını ise şöyle çok dikkat etmeniz lazım. Banka hesabınızdan Türk lirası yatırım işlemleri yapıyorsunuz. Hangi bankayı kullanıyorsunuz? İş Bankası, Halk Bankası, Garanti, Akbank, her neyse. O bankalardan sizin buradaki IBAN'ınıza parayı atıyorsunuz TL karşılığında. Ve buraya işte miktarı neyse açıklama kısmına yazarsınız. Dikkatli bir şekilde yatırın. Türk lirası buraya yatıracak. Binance TR borsasını kullanıyoruz. Binance TR borsası sizin bankanızda merkeziyetsiz kripto para ticaretine başlamak için harika bir köprü. Türkiye'nin de gelmiş geçmiş en güvenilir borsasıdır. Türk liramızı buraya attıktan sonra ise burada genel olarak al sat diyoruz. Al sat paneline geliyoruz. Burada BNB alacağımız için BNB diyoruz. Binance coin olarak diyor, geçiyor. Şu anda fiyatı 19.368 lira tanesi. Mesela ben bu videoda elimde ne kadar varsa şuraya sallıyorum 1000 lira baktınız. 1000 liralık yazıyorsunuz. 0.051 tane BNB yapıyor. Bugün benim elimde 0. Bakayım şöyle kaç tane var. Evet. 0 tane var ama ben diğer sepetime zaten sizlere hızlı bir şekilde göstermek için yapmıştım. 0.0038 2 dolarlık bir BNB attım. Onunla şimdi bir kripto para ticareti yaparak nasıl 10x 100x kripto paraları keşfederiz ve borsaları gelmeden önce merkeziyetsiz cüzdanlarımıza nasıl atarız ve uzun vadeli tutarız şeklinde bu videoyu sizlere anlatıyorum zaten. Bunda bir problem yok. Zaten bakın birkaç tane ticaretim oldu. Lucros Capital, Pitbull, Elon Doge gibi hani biliyorsunuz Trump'ın kazanma ihtimaline karşı biraz Elon Doge almıştım ve onu da borsaya attım. Merkeziyetsiz bir şekilde alım, satım, gönderim işlemlerini çok kolay bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Buradan işte borsa hesaplarınıza gönderebilirsiniz. Gayet basit bir şekilde çalışıyor. Komisyonları oldukça düşüktür ve kullanımı da aşırı derecede kolaydır ve güvenlidir. Yani size şöyle söyleyeyim, gerçekten mevcut kullandığınız borsalardan daha güvenli bir platformdur. Yatırım tavsiyesi değildir. Buradan BNB'lerimizi alıyoruz. BNB'lerimizi aldıktan sonra geri geliyoruz. Çekme kısmına geldik. Çekme işlemine geldikten sonra burada BNB diyoruz abi. BNB dedikten sonra ise burada çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü BIP 2 mi, BNB mi bunlara çok 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 dikkat etmeniz lazım. Bunlar önemli. Burada BNB BIP 20 olarak diyoruz. O da adresler kısmına da zaten yazıyor. Adresler kısmındaki kısmına önce Binance TR'de güvenilir beyaz listeye almanız gerekiyor. Onu bakıyorsunuz. Ondan sonra burada tutar kısmına da maksimum diyecektir zaten. Maksimumdan çekeceksiniz. Ondan sonra göndereceksiniz. Bu kadar basit. Gönderdikten sonra burada değişim yapabileceğiniz, ticaret yapabileceğiniz belli başlı sitelerimiz mevcut. Bunlardan birisi Pancake Swap'tır. Yani Binance Coin'in BNB ile değişim yapabileceğiniz en kolay borsalardan birisidir. Merkeziyetsizdir, güvenilirdir. Buraya sağ üst kısmında cüzdan bağlı diyorsunuz. Cüzdan bağlı kısmından Metamask işaretleyeceksiniz. Bakın bağlantıyı keseyim. Sonuçta ilk defa gelenler burada cüzdanı bağlı olarak görecek. Cüzdanı bağlı kısmından Metamask işaretliyoruz. Metamask'tan ise burada konfirmasyonları, onaylamaları yapıyoruz. Mesela Kaşif Sepet hesabını kurmuştuk. Kaşif Sepet'i de onaylayabilirsiniz. Fark etmiyor. Account 1 zaten bu benim önceden kullanmış olduğum mevcut BNB olan bir hesap. Hani ana hesabımızdan çekmiştik. Evet diyoruz. Onayla diyoruz. Ağı değiştir diyor. Fark etmez. Ethereum ağına da geçebilirsiniz. Pol ağına da geçebilirsiniz. Bu herhangi bir fark yaratmıyor bizlere. Ethereum yerine bir ağ seçiniz. BNB'yi seçiyoruz burada. BNB ağınızı seçip ona göre sonuçta elimizde BNB var. BNB ticaret yapacağız. Eğer ki Ethereum ağını seçerseniz o zaman da Binance Yer hesabınızda ise Ethereum alıyorsunuz. Ethereum şey yapıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Kafa karışıklığı olmasın. Herhangi bir soru işaretiniz varsa bana yorumlar kısmından soruyorsunuz. Ethereum mainnet'i seçiyoruz. Eğer ki Ethereum ile ilgili işlemimiz varsa. Bakın buradaki Ethereum bakiyemizde sıfır. Buraya ne yapıyoruz? Ethereum adresimizi burada al diyoruz. Al adresimizi, alıcı adresimizi burada Ethereum'umuzu yolluyoruz. Bu şu anda sizlere söyleyebileceğim.
Ethereum adresimizi gönderdikten sonra burada bildiğiniz burada 1 Ethereum veya 0,25 %0,50 ne kadar Ethereum'unuz varsa bunu mesela buradan gelirsiniz. Boson protokole dönüştürebilirsiniz veya herhangi bir kripto paraya dönüştürebilirsiniz. Peki ben hangi projelerin 10x, 100x, 50x yapabileceğini düşünüyorum. Onları da sizlere kısaca bir sepet şeklinde bahsedeceğim bu videonun sonunda. O yüzden sonuna kadar izlemeyi ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri sıkmadan hemen BNB Bip ağına geçelim. Binance Smart Chain ağına geçelim. Çünkü elimizde bir miktar BNB coin var. Ve bunu da ben bu videoya özel Oktay'a dönüştürmek istiyorum. Eğer ki adını yazdığımızda bulamıyorsak yapmamız gereken şey çok basit. CoinMarketCap kısmına geliyorsunuz. Almak istediğiniz coin'in ismini yazıyorsunuz. Burada Okta Space yazıyor. Mesela Okta Space almak istiyorum. Okta Space'in Binance Smart Chain ağındaki Smart Contract, akıllı sözleşmeye ulaşıyorsunuz. Bakın, Add to MetaMask diyor zaten. MetaMask'ı kullanıyoruz. Burada BIP20 adresi yazıyor. Bu adresi geliyorum. PancakeSwap'ta yazıyorum. Burada yapıştır diyoruz. Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Veya yapıştır zaten telefonla yazarsınız. İçeri aktar diyoruz. Risk diyor. Evet, bir miktar risk alabilirsiniz. Güvenilir değil bilmem ne şeyler diyor. Tamam diyoruz. İçeri aktar. Sıkıntı yok. Güvenilir değil diyor. Herhangi bir riski biz kabul etmiyoruz. Veya şeyidir ıvır zıvır etmiyoruz diyor. Tamam ben de olabilir diyorum. Sonuç olarak bu bir ticaret. Ben de herkese söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi riskini alır. Bu böyle bir yani doğanın kanunu bu. 0027 diyor. 0.35 olsa ne olur? 1.58 okta geliyor. Tanesi de 1.92 mi? Bakayım tanesini kaç diyor. Komisyon 0.5 sapma şeyi. Varsayılan işlem hızı tamam. 5 şeyinde. TX'de tamam. Sıkıntı yok. Bunu bir dönüştürmeyi deneyelim. Ondan sonra MetaMask cüzdanımızda bunu tanımlayalım. Değiştirmeyi doğrula diyoruz. Şu anda bir onaylama işlemi olacak. Bunu bakalım. Evet. Hesabınızda Binance'ın bir yeterli bir BNB gözüküyor. İşlem ücreti ise 51 cent olduğu için benim bakiyem buna yetmiyor diyor. İşte böyle durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Reddet diyorsunuz. Burada max ne diyorsa onu yapmanız gerekiyor herhalde. Evet max diyoruz. Demek ki 0027 ile ancak alabileceğim. Üstü de benim komisyon olarak benim hesabımdan kesilecekmiş. Bir bakalım. Max dediği zaman ne oluyor? Büyük ihtimal onaylanacaktır zaten. Buradan geliyoruz. Evet, onayla diyoruz. 1.25 oktalık bir işlem yapacağız. 0.56 centlik bir işlem ücreti var. Bu ufak ücretler olabilir çünkü merkeziyetsiz şeyler olduğu için o borsalarında kazancı olacaktır. Sonuçta o da bir aracı kurumdur. Onaylıyoruz. Onayladıktan sonra da cüzdana Wrapped Okta yani Okta coin'i ekle diyoruz. Okta'yı ekle diyeceğiz. Şimdi hemen token ekle diyoruz. Ve bu tokenlar, coin'ler bizim cüzdanımıza tanımlanacaktır. Hemen cüzdanımızı açalım. Burada tokenlar diyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi oktalar hesabımıza tanımlanmıştır. Buradaki BNB'lerimizden çıkış olmuş ve okta kısmına ise tanımlanmış aracı kurum olan PancakeSwap'a teşekkür ederiz. Bu şekilde basit bir ticaret yaptık. Şimdi bu basit ticaret mantığını anladıysak bir de bunun satımını sizlere göstereyim. Diyelim ki okta şu anda kaç 1 dolar 21 sent olarak işlemde görüyor borsada. Uzun vadede gerçekten güzel kazançlar sağlamış. Hacmi şu anda 40 milyon dolar. Ben bunu milyarlara çıkacağını düşünüyorum. Yani 25x. Yani ortalama olarak 30 dolarlara geleceğini düşünüyorum. Evet. Uzun vadeli tuttuk diyelim ki 5-6 ay boyunca oktamızı tuttuk. 30 dolar oldu burası. Yani ortalama olarak 35-40 dolara ulaştı. Bizdeki miktar haliyle. Değil mi? 30x dediysek 45 dolar oldu bizdeki V okta miktarı. Evet hocam bunu nasıl bozarız? Nasıl borsamıza geri göndeririz?
Burada okta olarak gözüküyor. 1.24 okta 0.0027 BNB'ye dönüştürülecektir diyor. Tabii ki de bunu dönüştürebilirsiniz istediğiniz zaman veyahut dolara dönüştürebilirsiniz. Veyahut 1.53 Bitcoin'e dönüştürebilirsiniz. İstediğiniz şeylere dönüştürebilirsiniz. Mesela Arkam diyelim. Arkam değil. Mesela ne diyelim? BNB yanındaki ne vardı? NF Prompt vardı değil mi mesela? Diğer coinleri de dönüştürebilirsiniz. Hani riskinizi kabul ediyorsanız olur diyor. Diğer coinleri de dönüştürebilirsiniz. Problem yok. En sağlıklısı BNB'ye geri dönüştürmektir. BNB'ye ise geri dönüştürdükten sonra yapmanız gereken şey çok basit. Burada gönder diyeceksiniz. Burada BNB bakiyenizi burada yansıyacak. Dönüştür dedikten sonra onaylamalar, onaylamalar dedikten sonra gönder. Gönder diyoruz. Bu kime diyor? To olarak gösterilir blockchain üzerinde. Burada borsa adresinizi buraya yazıyorsunuz. Buraya çekme demiştik. Yatırma diyelim. Yatırma kısmını ise kripto. Kripto kısmını ise BNB diyelim. Tekrardan aynı şekilde yatırım alacağız. Tamam diyoruz. Burada bizim BIP 2 değil. Dikkatli olun. Yani yanarsınız. Bunu adresinize buradaki mevcut olan adresinize BNB gönderiyorsunuz. Ve borsanıza geldikten sonra Türk lirasına çevirip Türk lirasından ise banka hesabınıza TL olarak çekebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Zengin olmak işte bu kadar basit. Şimdi gelelim biraz sizlerden bir 5x, 10x, 100x yapabilecek coinlerden biraz bahsedelim. Bu videonun da ödülü o olsun. Ben şahsen bu merkeziyetsiz borsalarda shitcoinlerden ziyade böyle sağlam projelerin iyi değer kazanacağını düşünüyorum şahsım adına. Mesela Landshare bakılabilir. Real.io, Rio olarak bakılabilir. Veracity, Boson, Voxel. Gerçi Binance'de olduğu için hani bunları çok da MetaMask'da almanız şart değil. Ama mesela hangi projeydi? Hekeş miydi o? Evet, Hekeş Diamond projesi mesela. Burada bakmış olduğumuz zaman gerçi smart contract'ı kendi layer 1 projesi. XX veya Nankai.ec'den elde edebiliyorsunuz diyor. Exchange merkeziyetsiz borsalar Uniswap, Sushi gibi yerlerden geliyoruz. Uniswap'tan bakalım neler var. Burada tabii sonuçta işlem kovalıyoruz. Hacimlerine bakın arkadaşlar. Burada hacimleri çok önemli. Şimdi seçim olduğu için artık önümüze MAGA çok düşmeye başladı. Eğer ki Trump kazanırsa bu bir kumar. Ama iyi bir kazanç getireceğini düşünüyorum. Mesela Binance'de yok. Burada gelip Uniswap'tan, PancakeSwap'tan elde edebilirsiniz. Ne yapacaksınız buradan? Kontrat kısmına gelip BIP 20 kısmından kopyalıyorsunuz, yapıştırıp oradan dönüştürebilirsiniz. Burada dediğim gibi riskinizi kendiniz alacaksınız. Devam edelim bakalım neler var. Şu an shitcoin'ler güzel şey yapmış. Shitcoin'ler güzel bir hareketlenme yapmış. Evet, genel olarak Amerika mag tarzı siyaset şeyleri. Wojak dediğim gibi shitcoin'ler de alabilirsiniz. Tabi yatırım tavsiyesi değil. Mesela pahalı AI hala şeyde yok. Bu Binance'te falan olmadığı için soğuk cüzdanınıza çekebilirsiniz. Gayet mantıklı olabilir. Gayet mantıklı olabilir. Veyahut ileride geleceğin Shiba'sı, geleceğin Dogecoin olabilecek şeyleri de alabilirsiniz. Burada bir ton shitcoin var. Evet, Titan var, Based var. Maga Pepe mesela. Buyurun abi. Yani ilk defa duydum. Ama Trump kazanırsa da dehşet, yani gerçekten felaket derecede kazandırabilecek bir ürün. 400 bin hacmi var. Yani düşünsenize bunu. Trump kazansa 100x de yapar yani. PancakeSwap'tan geliyoruz. Bunu Ethereum ağı altında mesela Ethereum atarsınız MetaMask hesabınıza. Ethereum çekmenin de mantığı BNB ile aynı. Sadece ERC20 diyeceksiniz. Ethereum'larınızı
İşte buradaki ne yapacaksınız? Basit bir şekilde gösteriyorum. Binance Smart Chain yerine Ethereum Mainnet diyeceksiniz. Bu kadar. Yok, şimdilik istemiyorum. Buraya da gönder diyorsunuz. Gönder kısmına da adresinizi Ethereum gönderiyorsunuz. Ondan sonra adresi kopyalayıp burada ise Ethereum ağını seçiyorsunuz. Evet, ağ değiştir diyelim ticaret için. Ağ değiştir dedikten sonra buradaki Ethereum miktarınızla birlikte burada işte bu Maga Pepe'yi mesela alabiliriz. Mesela bir Ethereum'a ne kadar veriyor? Bir Ethereum da bu arada çok yüksek, pahalı yani. 0.1 0.0 25 dolarlık da işte şu kadar şu kadar şu kadar veriyor. Hesaplamasını yapıyor. Hesaplamasını yaptıktan sonra onaylamalar, işlem ücretleri derken bu aynı gösterdiği bir şekilde token'ı içeri aktar diyorsunuz ve MetaMask hesabınızın içerisine aktarıyorsunuz. Bu basit bir şekilde soğuk cüzdan, hiç fark etmiyor işte, fiziki de olur veya herhangi bir uygulama olur, herhangi bir web site olur, herhangi bir altyapı olur. Merkeziyetsiz Web3 cüzdanı nasıl kullanılır ve bu cüzdan kullanılarak nasıl 10x, 100x gibi yüksek kazançlar elde edilir? Bu videomuzun mantığı bu kadardı. Dediğim gibi her şeyi kabaca anlattığımı düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Diğer eğitim serilerimize, diğer videolarımıza ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bomba gibi ilerliyoruz. Daha fazlasını istiyorsanız ise kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.